bir nevi bir günah çıkarma. Sunucuya da çok güzel söylüyor. Yani biz çok mu masumuz diye yaptıklarını da ikrar ediyor. Sonucu, ne diyorsun hocam bu konuda? Trump yönetti sonucu cevabı olarak hani Putin'le iyi geçineceğim diyor burada. Hani Putin'le iyi geçineceğim demesinin üzerine de işte Putin'in bir katil olduğunu ifade ediyor söylüyor. Trump da bunu diyor ki işte Amerika hani bu çok mu masum? Yani katil değilim, Irak'ta neler yaptığımızı bilmiyor musun? Onlara bir göz atabilirsin diyor yani. Hani çok objektif bir bakış açısı yorumda bulunuyor Trump'ta. Doğru. Şimdi söylediği doğru. Yani bir katili varsa dünyanın en büyük katili. Yani her gün on binlerce insanın, belki yüz binlerce insanın ölümüne yol açan bir devletten ve bunlarla bağlısı Devletler Birliği'nden, toplumundan bahsediyoruz. Onlara göre hocam, onlar hariç herkes katil. Herkes tabii. Katil. Amerika hariç herkes onlar katil. Onlar hep kendi haklarını savunuyorlar. Tuhaf. Kendi haklarını savunuyorlar, kendi hukuklarını savunuyorlar. Değil mi? Onlar hem ticaret hukuku üzerinden doğru ilerliyorlar, savaş hukuku, insan hakları hukuku üzerinden doğru ilerliyorlar. Kendilerini hep müdafaa eden, onlar saldırılan taraf onlar, hiç saldırmıyorlar. Şimdi öyle olunca kendilerinde her şeyi hak görüyorlar. Evet, en büyük katil ne yazık ki. Yani hiç kimsenin, hiçbir insana, hiçbir ulusa, hiçbir topluluğa katil olmayı, cinayet işlemeyi, değil mi? Sonuçta yakıştıramayız, yakıştıramıyoruz yani baktığın zaman. Evet. Ama bunu sürekli yapmaktan vazgeçmeyen, dünyanın kanını hemen gerek ekonomik sömürge anlayışıyla, gerek maalesef soykırımcı anlayışla dünyayı ne hale getirdiklerini görüyoruz. Ama hep benim millet tarifi boşuna değil o zaman. Bugünden yarına tabii ki bir şeyler değişmeyecek, evet. Ama bu tek kutuplu dünya düzeninin artık yavaş yavaş sonuna geldiğimizi, çok kutuplu bir dünya düzenine kazan kazan anlayışıyla, karşılıklı fayda odaklı bir anlayışla artık ülkelerin bir ticari yaklaşıma, siyasi yaklaşıma, ekonomik yaklaşımı kabul göreceği bir sürece hazırlıklı olması lazım dünyanın. Bu anlayışın artık yok yani, kanla değil, sömürüyle değil, karşılıklı kazanarak, proje üreterek, kazan kazan stratejiyle, işbirliğiyle, birlikte hareket ederek, değil mi? Bütün ulusların. Çin'in yeni diplomasisi bu, evet. Aslında. Şimdi ulusalcı politika dediğimiz zaman, yani işte sizler ulusalcısınız, şusunuz, busunuz. Şimdi birçok ekonomik bilimci aslında dünyayı, yani ulusalcı politikanın modernize edildiği süreçlere baktığınız zaman tüm dünyayı, belki tüm evreni tek bir ulus olarak görüp, tüm ulusun, yani tek bir ulus olarak bakıp, o ulusun da zenginliğinden bahsedildiği ekonomik bilim değer alan durumlar var. Ekonomi, evet, bilimi vahşi var. Kapitalizm, evet, bakın, zaman ulusalcı politikalar var. Buna yönelmemiz lazım. Başta bizim. Neden? Şimdi en önemli tarım ülkelerinden biriyken tarım ülkesi olmaktan çıktık. Sanayi üretim desen yok. Özellikle Anadolu'larda değil, hiçbir, evet, alanda neredeyse sanayi. Üretim yok hocam. Yani yok. Şimdi böyle olunca biz sürekli bir dışa bağımlılık oluyor. Hem dış ülkelerle bir serbest rekabet ortamında bulunamadığımız gibi ithalat mecburiyet oluyor bizim için. Sürekli bir ithalat mecburiyeti içerisinde olduğumuz zaman o da bizim için maalesef bu süreçlerde daha da ekonomik anlamda geriye gitmemize neden oluyor. Ulusalcı politika demek dışarıyla işbirliği içerisinde olmamak, onlarla ekonomik, ticari bir işbirliği içerisinde olmamak değil. Ama önce ulusal anlamda bir zengin güç olursak, o rekabet gücüne erişirsek zaten ithalatta devam edecek tabii ki yabancı yatırımcılar. O zaman belki daha çok tercih edecekler. Daha ekonomik anlamda güvenilir bir ortam olacak. Evet. Ama ulusalcı politikaları, ekonomik anlamda o politikaları izlemek çok hayati önem taşıyor. Kesinlikle hocam. Yani şu da önemli. Türkiye'ye, Türkiye'den bakmak önemli hocam. Türkiye'ye Washington'dan, Berlin'den veya Tel Aviv'den, Londra'dan değil, Türkiye'ye Anadolu'dan bakmak da çok önemli. Onu başardığımız gün emin olun Türkiye şahlanır yani. Net söyleyeyim. Anadolu'dan bakmak çok çok önemli. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı, yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.